Evet kıymetli izleyicilerim, hoş geldiniz tekrar kanalıma. Biliyorsunuz Trendyol satış arttırma teknikleriyle alakalı videolar hazırlıyorduk. Bugünkü konumuz aslında Trendyol'a yeni girdiyseniz, ilk defa mağaza açtıysanız her şeyi hallettiniz. Peki ürünü nasıl yükleyeceksiniz? Buraya geldik diyelim ki. Tekil ürün yüklemekten bahsedeceğim. Trendyol kataloğunda nasıl ürün yükleyebilirsiniz? Trendyol'u kullanarak nasıl hızlı bir şekilde Trendyol kataloğunu kullanarak ürün yükleyebilirsiniz? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hemen şuradan başlayalım. Ürün kısmına geliyoruz. Ürün menüsünün içerisinde ürün listesine tıkladığımızda bizim mevcut ürünlerimizi listeler. Toplu ürün işlemlerinden toplu ürün işlemleri yapabiliyoruz. Trendyol kataloğundan ürün ekle dediğimizde ise buraya tıkladığımızda eğer Trendyol kataloğunda mevcut bir ürün varsa onu bize satışa açmamıza izin veriyor. Mesela biz buna ne diyelim? Kolye yazalım. Tabii çok çıkaracaktır. Çok da çıkarmadı çünkü spesifik bir şey yazmadık. Mesela şey yazalım. Siyah kolye yazalım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Daha somut bir çalışma yapmış olalım sizlerle. Şuradan Trendyol diyelim. Sayfamız açılsın hemen. Trendyol gelsin. Mesela buradan kolye diyelim arkadaşlar. Diyelim ki biz şu kolyeyi satışa açmak istiyoruz. Bu kolyeyi satışa açmak istiyoruz. Bu ürün bizim elimizde var. Biz bu ürüne burada Buybox'a girmek istiyoruz. Bu satıcıyla şuradaki diğer satıcılar gibi aynı ürünü satarak burada satış yapmak istiyoruz. Bu aslında Buybox oluyor arkadaşlar. Buybox'ı aslında çok daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ancak Buybox'ın mantığı da bu şekilde. Yani ne yapıyor Buybox sistemi Trendyol'da? En uygun fiyatı veren, en kaliteli hizmeti veren, puanı en yüksek olan mağazayı burada en üste çıkarıyor. Diğer mağazaları da burada çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Mesela 9 puanmış bu satıcının puanı. Diğerininki 8.9'muş. Onu buraya almış. Mesela bakın bu 9.8'miş ama fiyatı pahalıymış. Onu da buraya almış ama listelemeye direkt en üst sıraya bu mağazayı koymuş. Hemen şimdi bakalım arkadaşlar şunu. Gelelim şuraya. Katalogdan ürün arama bölümüne yazalım arkadaşlar. Şimdi bakın geldi. Ürün detayına tıklayıp da mesela iki farklı seçeneği varmış da ben şu tek seçeyim mesela. Şu an ben bu ürünü listeme alıyorum, eklemeye çalışıyorum. Stok kodum diyelim ki stok kodum bu. Stok miktarım 50 tane var diyelim. Piyasa satış fiyatı 30 lira diyelim. Ben bunu 20 liraya satacağım diyelim arkadaşlar. Onayla ve satışa aç dediğimizde buradan şu an ürünü bizim satışımıza gönderdi. Arkadaşlar diyelim ki Trendyol'da elinizdeki mevcut ürün Trendyol kataloğunda yok ve siz Trendyol'a yeniden bir ürün kartı açarak bunu eklemeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Ürün menüsüne geliyorsunuz. Buradan tekil ürün oluştur seçeneğini tıklayarak tekil ürün oluşturma sayfasını açıyorsunuz. Diyelim ki ürünümüz ne olsun arkadaşlar burada ürünümüz beyaz aydınlatma armatürü diyelim biz buna. Mesela ismini yazdık. Buraya gelelim. Aplik yazalım. Şöyle aplik yazalım arkadaşlar. Elektrik aynalarından aplik kategorisini seçtik. Model koduna ürününüzün model kodu neyse onu yazabilirsiniz. Markasına ben mesela Mandiba yazayım. İşte renk kısmına ise bu ürünün kasası beyaz olduğu için beyaz rengi yazıyorum arkadaşlar. İşte açıklama kısmına ürünle ilgili açıklamaları yazabilirsiniz. Ölçüleri yazabilirsiniz. Teknik verilerde ne varsa onu yazabilirsiniz. Ben şu an buraya test deneme yazdım. Siz burayı tabii ki kendi ürününüze göre doldurup güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Görsel ekleme, daha sonra görsel eklemeye giriyoruz. Buradan görsel ekleme dediğimizde şuradan tıklayalım arkadaşlar. Bizi masa üstüne götürsün. Ürünümüzü buradan bulmaya çalışıyorum. Hemen şöyle bakalım. Ürün görseli olarak ne kullanabiliriz diye şu an düşündüm. Neyse şunu kullanalım mesela. Bakın diyor ki evet doğru şey bulduk aslında. Yüklediğiniz resim minimum 600-800 çözünürlüklerini karşılamalıdır diyor. Mesela bu karşılamıyormuş. Görselimizin boyutu küçükmüş. O yüzden bize bu görseli yüklememize izin vermedi arkadaşlar. Vazgeç diyoruz. Tekrar geliyoruz buraya. Yine aynı şekilde mesela şu ürüne bakalım kabul eder mi? Evet mesela bunu kabul etti. Görseli galeriye görseli yükle dediğimizde ise bu görseli bakın buraya aktaracak arkadaşlar. Aktardı şu an. Birden fazla görsel de yükleyebiliyorsunuz. Mesela yeni görsel yükle diyerek bunun yanına görseller
yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Barkod kısmına eğer ürününüzün uluslararası bir barkodu varsa barkodunu girerseniz veya kendiniz de hani kendiniz oluşturduğunuz bir barkod numarasını da girebilirsiniz. Piyasa satış fiyatına örneğin mesela piyasada normalde 800 lira diyelim bu ürün. Siz bunu Trendyol'da 700 liraya satacaksınız. Bunu bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Stok kaç tane stoğunuz varsa onu giriyorsunuz. KDV'yi işte tekstil ürünlerinde %8, bazı gıda temel gıdalarda %1, bazılarında %0 ama genel elektrik aydınlatma ürünlerinde %18 olduğu için ben 18'i seçiyorum. Buradan stok kodunu yazıyorum tekrar kendime göre. Kendi stok kodum neyse onu yazmam lazım. Daha sonra ürün özellikleri. Bakın mesela duy tipini seçiyorum. Şimdi bu ürün aydınlatma ürünü mesela materyal, alüminyum diyelim. Bunlar opsiyonel şeylermiş. Bunları yazmasak da olur. Ama tabii yazarsanız da potansiyel müşteriniz bunları görür ve bilgi edinmiş olur. Satış arttırma şansınız artmış olur arkadaşlar. Şimdi bu üründe duy tipi çıktı ama mesela tekstil ürünü olsaydı burada bedenini sorabilirdi. Ya da işte çanta olsaydı, çanta deri mi, plastik mi, alüminyum mu neyse artık onu sorabilirdi burada materyal kısmında. Bunları seçtiğiniz ürünlere göre dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ürünü onaya gönder dersem ürünümüz onaya gidecek. Kategori yöneticisi bu ürünün bilgilerinin doğru olduğunu kontrol ettikten sonra ürünümüzü satışa açmaya izin verecek aslında. Trendyol'un ürün yönetim kısmı çok kolay, çok pratik arkadaşlar. Yani şu an benim bu anlattığım videoyu izleyip de Trendyol'da olmayan bir ürünü Trendyol'da açamayacak bir satıcı yoktur diye düşünüyorum. Ürün menüsüne tekrar geldiğimizde ise görsel galerisi kısmı var. Buraya bakalım ne geliyor. Buraya arkadaşlar şu an ben yükleme yapmadığım için gelmiyor ama buradan yükleme yaparsam eğer benim tekil eklediğim ürünlerimle alakalı görselleri buraya yükleyebiliyorum arkadaşlar. Buradan da yine o görselleri ürünleri yükledikçe ürünlerin içinde kullanabiliyorum. Otomatik fiyatlandırma kısmı Trendyol'a yeni geldi arkadaşlar. Burada da belli fiyat baremleri giriyorsunuz. Belli fiyat aralıkları giriyorsunuz. Otomatik fiyatlandırma işlemleri yapabiliyor. Mesela Buybox kazanmak istiyorsunuz diyelim ama Buybox'taki diğer satıcılar sürekli fiyatlarla oynuyor. Fiyatları değiştiriyor diyelim. Siz burada bir barem belirliyorsunuz. Bir satıcı o fiyata indiğinde işte buradaki otomatik fiyatlandırmada sizin için ayrı bir fiyatlandırma çalışması yapıyor otomatik olarak. Sizi Buybox'ta tutmaya sağlıyor arkadaşlar. Tutmayı sağlıyor aslında. Zaten burada yanlış bakın. Otomatik fiyatlandırma ekranı sayesinde ürünlerinizi Buybox kazanabilmesi için istediğiniz koşullara fiyat değişimi kuralları koyabiliyorsunuz. Yani diyor ki işte şu olursa şu fiyatı yap, bu olursa bu fiyatı yap gibi fiyat kuralları Trendyol'da artık belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben yine başka bir eğitimde daha kapsamlı bir şekilde anlatacağım. Burada ürün sorularını zaten daha önce anlatmıştık. Başka bir veya iki önceki eğitimde vardı. Belge işlemlerindeyse arkadaşlar, eğer siz buraya uluslararası global markaları ya da Trendyol'da tescil edilmiş markaları yüklerseniz, bakın burada mesela yüklenmiş, denemeler yapmışız biz. Yükleyip satış açmak isterseniz diyor ki hop diyor dur, bu ürün tescilli bir markanın ürünü diyor. Eğer bu ürünü satmaya yetkin varsa gel buradan belgeni yükle, ben senin satışına izin vereyim diyor arkadaşlar. Eğer yüklemezseniz bu ürünü, o yüklemeye çalıştığınız, satışa açmaya çalıştığınız ürünü Trendyol'da satışa açamıyorsunuz. Marka tescil işlemlerine geliyorsunuz arkadaşlar. Burada da marka tescil işlemlerinde de kendi markanızı tescil edebiliyorsunuz. Kategorisini seçiyorsunuz. İzin verdiğiniz mağazaların linklerini mesela diyelim ki siz bir üreticisiniz. İşte Hikvo diye bir ne yaptınız? Masa yaptınız arkadaşlar. Bunu da Trendyol'a yüklediniz. İzin satışına izin verdiğiniz mağazaların linklerini buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mağaza nasıl bulunur kısmından da yine kontrol edebilirsiniz. Daha sonra markanızı seçersiniz buradan. O Hikvo markasını buraya yazarsınız arkadaşlar. Şöyle. İşte kategorini seçersiniz buradan. Sonra marka tescil belgenizi buradan yüklersiniz. Artık bu ürün sizin mağazanıza ait olur arkadaşlar. Sizin mağazanız tarafından izin verdiğiniz satıcılar tarafından satılabilir arkadaşlar. Buraya da bu geliyor, yani şuraya bir satır geliyor arkadaşlar. Buradan satıcı ekle veya kaldır diyerek satış taleplerini, mesela diyelim ki siz Hikvo'sunuz, ben sizden Hikvo'nun bir ürünü aldım satacağım. Girip ürünü yükledim. Yükledikten sonra işte demin gösterdiğim, bir önceki ekranda gösterdiğim ve şurada gösterdiğim belgelendirme kısmına geliyor arkadaşlar. Ben Hikvo'dan aldığım ürün belgeyi buraya yüklüyorum. Daha sonrasında Hikvo mağazasının bu ekranına düşüyor. Eğer Hikvo mağazası benim satışımı onaylarsa, satıcı ekle deyip beni eklerse oraya, ben de artık Hikvo'nun ürünlerini, Hikvo'nun o ürünü satabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir yetkilendirme sistemi var aslında. Trendyol'da biraz geç kalmış bir sistemdi bu. Ama güzel oldu gelmesi. Biz satıcılar olarak herkes memnun şu anda. Benim ürün ekleme ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar.
Eğer bir sorunuz veya eklemek istediğiniz bir şey varsa videonun altında mutlaka yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Oldu ki sürçülisan ettiysek affola. Oldu ki videonun arasında yanlış bir şey söylediysem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Size sadece Trendyol yolla ilgili, çiçek sepetiyle, hepsi burada ile ilgili de ürün yükleme eğitimleri çok kısa sürede kanala yüklenmiş olacak. Hoşçakalın. Bay bay.